Evet, bugün Dünya Turizm Günü vesilesiyle öncelikle bütün turizm sektöründe çalışanların turizm gününü kutluyorum. Şöyle, Kayseri ölçeğinde, şehrimiz ölçeğinde konuşacak olursak, şehrimiz 6000 yıllık köklü geçmişe sahip, çeşitli kültür varlıkları ve doğasıyla, hem somut olmayan hem somut kültür varlıklarıyla, hem kültür şehri hem de bir turizm şehri. Burada tabii Kültepe'den önce tarihlendirme yaptığımız zaman 6000 yıllık geçmişi görüyoruz ve burada da dünya tarihiyle ilgili çok önemli verilerle, sadece şehrimiz değil çok önemli verilere ulaşıyoruz. Kültepe'de yapılan kazılarda açığa çıkarılan çeşitli tabletlerde yazının biz Anadolu'da ilk defa Kayseri'de kullanılmış olduğunu görüyoruz ve ticaretin de üst doruk noktalara ulaştığını görüyoruz. Bu söylediğimiz tarih tabii ki bu yazının Anadolu'da kullanılması milattan önce 2000'li yıllara denk geliyor. Yani günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce şehrimizde hem üst düzey bir ticaret vardı. Hala da tabii ki Kayseri bir ticaret şehri olarak anılıyor. Bunun geçmişi tabii ki Kültepe'ye kadar dayanıyor. Tabii bu bitmemiş. Yani oradaki sadece ticaret bitmemiş. Devamında çeşitli medeniyetlerle bu ticaret faaliyetleri devam etmiş. Özellikle yakın zamana geldiğimizde Anadolu Selçuklar döneminde de şehrimizin bakıyoruz ki her bir noktasında yani özellikle yollar üzerinde kültür varlıkları inşa edilmiş ve yollardaki de kervansaraylarda bu ticaretin üst düzeyde olduğunu gösterir durumda. Şimdi şehrin kent merkezinden hareket edecek olursak Cumhuriyet Meydanı'na şöyle bir baktığınızda tarihi Kayseri Kalesi'nin dışında yine çeşitli medeniyetlerden günümüze ulaşmış eserleri görmek mümkün. Kalenin tarihi milattan sonra 3. yüzyıla kadar iniyor ve bu süreçten sonra farklı medeniyetlerce eklemeler yaparak günümüze kadar ulaşmış. Bir baktığın zaman ama genelde çoğunlukla bir Selçuklu, Anadolu Selçuklu eserlerini görüyoruz. Buna yönelik de çalışmalarımız mevcut. Şu anda Anadolu Selçuklu Destinasyonu diye bir çalışma üzerindeyiz ve yollarımızı, rotalarımızı belirledik. Şu anda bu rotalarda da farklı şehirler olmak üzere yurt dışından da gelen misafirlerimizin Anadolu Selçuklu eserlerini burada görmesini istiyoruz. Tabii sadece bununla sınırlı kalmayacak. Şehrin dediğimiz gibi her bir noktasında tarihi ve doğal güzellikler mevcut. Mesela bugün buradan Kayseri'nin birçok ilçesine gittiğinizde hep bir farklı değerle karşılaşıyoruz. Hatta siz de geziyorsunuz, biliyoruz, görüyorsunuz da. Bunlar içerisinde hemen yakından örnek vermek gerekirse İncesu'ya gittiğimiz zaman İncesu'nun hem içerisinde bir külliyenin dışında da böyle tarihi sivil mimarlık örnekleri ve yakın zamanda da bulunan Roma dönemine ait olduğunu veyahut da geç Bizans, özür diliyorum, erken Bizans dönemine ait olduğunu düşündüğümüz mozaikler açığa çıkardı. Bunları da yeni bir destinasyon oluşturaraktan turizme, tabii ki önce kültüre sonra turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Devamında Yeşilhisar ilçemize gittiğimiz zaman yine çok çeşitli kültür varlıklarımız mevcut. Burada da hali hazırda destinasyonun hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne destekler için teşekkür ediyoruz. Çünkü Soğanlı'da da şu anda hem Soğanlı'nın merkezinde bir meydan düzenlemesi ve bunun dışında da çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Orada yakın zamanda bittiğinde inşallah önemli bir turizm destinasyonlarından biri haline gelmiş olacak. Tabii kültür varlıkları dedik ya her ilçemizde mevcut. Talas'a hemen gittiğinizde de Talas'ın her bir noktasında farklı değerleri görmek mümkün. Turizmde bizim tabii en önemli değerlerimizden birisi, hatta şu anda ilk sırada gelen turizmin lokomotifi dediğimiz Erciyes'imiz var. Biliyorsunuz Erciyes'e her yıl çeşitli farklı ülkelerden misafirlerimiz geliyorlar. Burada artık Erciyes dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden biri haline geldi. Bizim düşüncemiz tabii ki bu süreçte sadece Erciyes'te kayak yapmalarının yanında bu kültür varlıklarınız, doğal güzelliklerini de görsün istiyoruz. Bunun için de çeşitli destinasyon çalışmalarımız hazırladık. İnşallah bu yıl içerisinde dediğim gibi bu restorasyon çalışmaları da tamamlandığında bir bütün haline getirmiş olacağız. Erciyes'in dışında baktığımız zaman ön plana çıkan yine değerlerimizden Sultan Sazlı, onun dışında Yahyalı'da Kapuzbaşı Şelaleleri veyahut da şehrin birçok noktasına gittiğinizde hem dedik ya doğal
kültür doğal güzelliklerin yanı sıra kültür varlıklarını görebiliyoruz. Bunların tabii ki peyderpey içerisinden çeşitli destinasyonlarımız şu anda çalışmalarımız hazırladık. İnşallah onlar da en kısa sürede misafirlerimizi ağırlayacağız. Tabii şimdi sadece doğal ve kültür mirasıyla değil de bir nevi de gastronomisiyle de bakmak gerekiyor. Şehrimizin zengin bir mutfağı var. Tabii mutfağımızda öyle saymakla bitmeyecek dünyaca artık bilinen değerlerimiz mevcut. Yani bir gastronomi şehri Kayseri aynı zamanda bu açıdan da bir gastronomi turizmi için de önemli bir merkez halinde. Şehrimiz tabii şu anda bunları birleştirdiğimizde yakın zamanda da bir Koramaz Vadisi'nden de bahsetmek gerekiyor. Koramaz'ın olmazsa olmaz bahsetmeden geçmeyeceğimiz bir değerimiz var. Mimar Sinan'ı biliyorsunuz. Mimar Sinan Kayseri Ağırnası. Ağırnası da bugün Koramaz Vadisi'ndeki önemli noktalardan birisi. Mimar Sinan bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve çok önemli eserler bırakmış. Artık dünyaca tanınan önemli bir mimarlardan birisi. Bu destinasyonda, Koramaz Vadisi'ndeki destinasyonda da hem vadi içerisindeki çeşitli doğal güzelliklerin yanı sıra orada kültür varlıklarıyla beraber Mimar Sinan evinin de gezilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Burada son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi de hem restorasyon çalışmaları yaptı hem de burada düzenlemeler yapıyorlar. Aynı zamanda bizler de beraber orada bir kültür envanteri çalışması hazırladık. İnşallah onun da yakında sonuçlarını ortaya koymuş olacağız. Böyle şehrimiz yani sadece birkaç dakikayla anlatılabilecek bir şehir değil. Gerçekten çok zengin bir geçmişi olan, zengin kültür varlıkları olan bir şehir. Ben bu vesileyle tekrardan Dünya Turizm Günü vesilesiyle de bütün turizm sektöründe çalışanların gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum.